Esselamun Aleyküm değerli Türkistan TV izleyicileri. Bir hafta sonu manşet haberimizle daha programımıza daha hoş geldiniz. Bugün Ramazan bayramını geride bıraktık ve bir haftanın daha sonuna geldik. Yarın da itibaren yeni iş günü hepimiz işlerimize döneceğiz ve yoğun bir gündemin içerisine dalacağız değerli izleyicilerimiz. Ancak biz geçtiğimiz haftada Ramazan bayramı boyunca neler yaşandı Doğu Türkistan ilgili, tabii ki Doğu Türkistan gündeminde neler vardı ve uluslararası toplumdaki uluslararası gündemi meşgul eden Doğu Türkistan manşetleri arasında neler vardı? En önemli başlıkları sizler için derledik. Hemen başlıklarımıza göz atalım değerli izleyicilerimiz. Çin, Doğu Türkistan'da soykırımı gizleme seferberliği başlattı. Çok önemli bir haberdi. Çin, iki Uygur yetkili hakkında soruşturma başlattı. Çin, Ramazan'ı sahte propaganda için kullanıyor. Uygurlara destek çıkan aktiviste saldırı yapıldı. Ramazan bayramı sırasında İslam'ın Çinileştirilmesine vurgu yapıldı. Rapor, Çin'de hapse atılan gazetecilerin sayısını açıklıyor ve bunların arasında Uygur Türklerinin epey bir yoğunlukta olduğunu gösteriyor. Çin'den Semah Şovlu Ramazan bayramı. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz haftadaki manşetlerimiz bunlardı. Şimdi gelelim ilk haberimize. Çin, Doğu Türkistan'da soykırımı gizleme seferberliği başlattı değerli izleyicilerimiz. Aslında baktığımızda Çin bunu sürekli olarak yapıyor aslında. Her sefer yani eline geçtiği fırsatı kullanıyor yani burada. Şimdi en son Birleşmiş Milletler'in hatırlıyorsunuz Doğu Türkistan'a, Çin'e yapacağı bir ziyaret vardı Mayıs ayında, bu ay içerisinde. Hatta 25 Nisan'da Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları işte Yüksek Komiserliği'nin bir heyet gitmişti bölgeye ön hazırlıklar için. Şimdi aldığımız bilgilere göre, bakın, Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde bir video yayınlanıyor. Bu videoda 10 tane kadın var gördüğünüz gibi. Bu 10 kadın sürekli olarak 10 sakınma başlığı adı altında nelerin yapılmaması gerektiğini sıralıyor. Burada öne çıkan, dikkat çekeni işte devlet sırrını ifşa etmeme konusunda daha çok yoğunlaştırılıyor. Değerli izleyicilerimiz, bakın, Kaşkar'a bağlı Yerkent İlçesi Parti Komitesi'nden geçtiğimiz günlerde 10 sakınma adı altında bir seferberlik başlattı. Ve burada 10 propagandacı kadın, Uygur Türk'ü, Komünist Parti üyesi, burada işte nelerin yapılmaması gerektiğini söylüyor. Aslında buna baktığımızda haberimiz izleyen dostlarımız bilir. Doğu Türkistan'daki durumları açık etmeme yönünde hani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden olsun veya diğer yabancı gazetecilere bölgedeki hiçbir durumu ifşa etmemeye yönelik bir baskı politikası olduğu, insanlara bu şekilde hani neler olabileceğini ima ederek insanların psikolojisini bozmaya yönelik böyle çalışmalar. Yani aslında baktığımızda merkezi yönetim tarafından, Pekin yönetimi tarafından 2 ay önce devlet sırrını ifşa etmemeyle ilgili bir tebligat yapıldı haberlerden geçiyor. Devlet sırrını ifşa etmeme, ifşa etmenin ağır cezası olduğu, bedelini ödeyeceği, hangi hususların devlet sırrı tanımına gireceği yönünde bilgiler içeriyordu. İşte bunun içerisinde Uygur Türklerinin köle işçi olarak çalıştırılması, toplama kampı meselesi, zorunlu işte kürtaj vesaire vesaire. Bu zulümlerin hepsini işte her kimseye bir kelime dahi ederse açık etmiş olacak devlet sırrını. Ondan sonra hapse boylayacak. Bu şekildeki haberimiz, Çin'in yapmak istediği buydu. Hemen ikinci manşetimize bakalım değerli izleyicilerimiz. Çin, iki Uygur yetkiliği hakkında soruşturma başlattı. Değerli izleyicilerimiz, zaman zaman Çin'in bu şekilde Uygur Türk'ü yetkilileri hakkında işte soruşturma başlattı veya gözaltına alındığı ile ilgili haberler çıkıyordu. Şimdi bu haberin detayına bakacak olursak, bu da yine Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı'ndan daha çok haberler geliyor bölgeyle ilgili.
29 Nisan 2022 tarihli haberinde Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu komitesinin geçtiğimiz günlerde 6 dosyayı açıkladı. Bunların içerisinde 2 dosyanın Uygur Türk'ü asıllı, yani Uygur yetkili, Uygur asıllı kukla olan Komünist Parti kuklası, işte Komünist Parti'nin söylediği her şeyi birebir uygulayan iki Uygur yetkilinin işte çeşitli bahanelerle cezalandırılmasına yönelik olduğu. Bu Uygur yetkililerden biri Şincan diyor Doğu Türkistan'ı. Şincan Yüksek Mahkeme Başkanı kukla yetkilisi Enver Hizim. Diğer biri ise Yenisar, Yeni Hisar diyoruz. Yenisar ilçesi Parti Komitesi eski sekreter yardımcısı, hükümet eski valisi Mihrigül Ömer isminde iki yetkilinin içeri alındı, soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı ilgili haber. Şimdi bakalım neyle suçlanıyor? Bakın Uygur Türk yetkililer neyle suçlanıyor? Çin'i az çok tanıyorum, bizi takip eden değerli dostlarımız. Şöyle bir mantık yürütelim. Bakın haberin üzerinden. 2013'ten 2021'e kadar bu iki yetkilinin her ikisinin önce bir gidelim. Önce bu kukla yetkili olan Enver Hizim vardı ya, Yüksek Mahkeme Başkanı olan. Bu Enver Hizim'in 2013'ten 2021'e kadar 69 bin yuan değerinde bir rüşvet, işte hediye, çeşitli şeyler aldı. Aldığı bahane gösterilip ikiyüzlülük ve görevini kötüye kullanma şeklinde böyle koca yaftayla iki tane Uygur Türk'ü, bu Enver Hizim dediğimiz bu şahsı, diğer Yinsar ilçesi Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı ve işte eski vali yardımcısı, eski valisi olan Mihrigül Ömer hakkında da aynı şekilde 2013'ten 2020'ye kadar 146 bin yuan değerinde rüşvet aldığı şeklinde böyle suçlama vardı. Oysa aslında yani bu Çin geleninde Komünist Partisi'ni takip eden arkadaşlar düşünün. Komünist Parti içerisinde rüşvet almayan Çinli yetkili var mı? Yok. Yani bu sayı Uygur Türkleri üzerinden gerekçe gösterilip tutuklandığı bu gerekçelerin içerisindeki bu 96 bin, bu 146 bin, yani Çinlilerin almış olduğu işte rüşvet veya Çinlilerin yapmış olduğu yolsuzluklara göre yok bir şey. Yani yok bir şey. 96 bin liralık 96 bin yöne rüşvet almış adam. Ne olacak? Çinliler trilyonlarca dolar rüşvet alıyor. İşte yani orada Çin'de işte biliyorsunuz rüşvetsiz hiçbir şekilde iş yapılmıyor. Bu tarz bir ortamda Uygur Türklerin aldığı 3-5 kuruş gerçi, yani aldı mı almadı mı o da belli değil. Çinlilerin Uygur Türklerini hapse atmak için gösterdiği bir bahanedir bu. Yani ikiyüzlülük, bu rüşvet, görevini kötüye kullanma falan filan, bunların hepsi oyun, yani oyunun ismi yani. Uygur Türklerini bu şekilde hapse atmak için, Uygur kadroları aslında ortadan kaldırmak için Çin'in oynamış olduğu bir kurmaca, bir mahkeme olduğunu buradan söylemekte fayda var değerli izleyicilerimiz. Yani burada Uygur Türklerinin neden içeri atıldığı bilinmiyor yani, biz bilemiyoruz ama burada kesinlikle adamın Uygur Türk'ü olduğuna göre burada ya milletine karşı işte yapılan bir haksızlığa karşı bir karşılık şey yapmış veya işte bir memnuniyetsiz olduğunu ifade etmiş veya bir şeyi saklamaya gereği duymuş. Bir şekilde kendi fıtratından dolayı kendi milletine duyduğu bu hani o kadar zulme dayanamayıp gösterdiği tepkiler yüzünden bu işler oluyor. Yani bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Yoksa Uygur Türklerinin neden ikiyüzlü diyecek ki, yani Komünist Parti üyesi olmuş adam bir ömür Komünist Parti'ye işte Tek hani şeyi, düşüncesi aman bana bir şey olmasın, Komünist Parti'ye sadık olayım, sadakatli olayım, aileme bir şey olmasın. Tek bunu düşünecek, hayatta kalayım, görevimden, bu hani elimdeki işten, canımdan olmayayım, Komünist Partisi'ne sadık olayımın peşinde. O şekilde çalışıyor ama gel görün ki sonuç itibariyle Uygur Türkleri, Uygur kadrosu sırf Uygur olduğu için bu oluyor. Hatırlayın. Hatta Enerji Bakanlığı'na dahi yükselmiş olan Nurbek vardı. Uygur asıllı. Pekin'de görevliydi. İşte Nurbek'te sonuçta yolsuzluk, rüşvet falan filan aynı suçlamayla ikiyüzlülük dendi ve hapiste şu an. Bu şekilde Uygur olduğu için oluyor bunların hepsi. Değerli izleyicilerimiz, bir sonraki haberimize bakalım. Çin Ramazan'ı
sahte propaganda için kullandı. Aslında bu haber de daha önceden bir edindiğimiz bir haberdi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Çin'in nasıl din düşmanı olduğunu herkes biliyor. Bilmeyen yok yani. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine, kardeşlerimize, soydaşlarımıza neler yaptığını burada yani biz yıllardır söylüyoruz. Artık insanlar yani o zulmün artık ne boyutta olduğunu biliyor. Soykırımın ne boyutta olduğunu biliyor. Ama Çin ortam böyleyken bu hani işte ekonomik, bu teknolojik hegemonyasını kullanarak, bütün ülkelerin suskun kalmasını kullanarak Ramazan'ı böyle propaganda aracı olarak kullanıyor. Bakın nasıl kullanmış. Eriştiğimiz bilgilere göre, bize ulaştırılan bilgilere göre 29 Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri olan Dubai'da Çin Başkonsolosluğu ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Çin Birliği tarafından, Çin Cemiyeti, Çin Birliği, Çin Derneği diye Doğu Türkistan'da hiçbir şekilde sivil toplum kuruluşu örgütlerine izin vermeyen Çin, çeşitli ülkelerde sırf Çin propagandası yapabilmek için, sırf Çin Çin'in hani prestijini arttırmak, Çin lobisi yapmak için orada dernekler, cemiyetler inşa ediyor değerli izleyiciler. Bunu da parantez olarak söyleyelim. Çin Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Ramazan bayramı iftar dağıtma. Bakın hemen okuyorum. Ramazan ayı Birleşik Arap Emirlikleri ve İslam dünyasının gözünü boyamak için Çin bunu yapıyor. 3000 kişilik bir iftar yemeği dağıtma etkinliği düzenliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Yani çok şaşırtıcı bir şekilde yani o kadar arsız, o kadar yalan söyleyebilen, hiçbir şekilde utanmadan ya bir mesela bir ülke olsun veya bir şahs olsun bir şey olmalı yani böyle dürüst bir ülke veya şahs konumunda olmalı, bir millet konumunda olmalı ama burada hani utanmadan o kadar zulmün ardından çıkıp bir de Müslümanların olduğu ülke, Birleşik Arap Emirlikleri, tamam ekonomik çıkarlar falan filan hepsi bir yana ama buradaki insanların hepsi Müslüman. Bakıyorsunuz orada Müslümanlara zulüm edip dini yasaklayan için aynı şekilde diğer taraftaki Müslümanlara o 3000 kişilik iftar yemeği dağıtmış. Vay vay vay. Bir de trajikomik olanı, değerli izleyicilerimiz, trajikomik olanı 3000 kişilik iftar yemeğinin parasını ne Çin Büyükelçiliği ne de Doğu Türkistan'daki bu Çin'deki yetkililer hiçbir şekilde ödememiş. Ne Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Çin Birliği ödememiş. Kim ödemiş biliyor musunuz? Birleşik Arap Emirlikleri'nde Çin Ticaret Odası'na kayıtlı olan Çin yanlısı bazı Uygur iş adamlarından zorla toplamış. Oradaki vatansever Uygur evlatları bize bu haberi ulaştırdı. Ayıp yani. Doğu Türkistan'da İslam'a ait ne var ne yok her şeyi yasaklayacaksın. Gidip diğer ülkedeki Müslümana propaganda, kendi prestijini arttırmak için yalandan iftar yemeği dağıtıyor. Yani artık bu Müslümanları da Allah hidayet etsin diyelim. Değerli izleyicilerimiz, diğer bir manşetimize hemen bakıyoruz. Bakın, Uygurlara destek çıkan aktivist saldırıya uğradı. Twitter'dan, sosyal medya, Facebook'ta da çok aktif bir arkadaşımız, kendisi Avustralyalı. Yani bu Avustralyalı bu aktivist kardeşimizin adı, bakın, Drew Paulo. Kendisi uzun yıllardır Doğu Türkistan'la ilgili çalışmalar yapıyor. İşte zulme ses çıkartmaya çalışıyor. Zaman zaman protestolar yapıyor. Birleşmiş Milletler önünde veya Avustralya'daki ünlü meydanlarda şeklinde protestolar gerçekleştiriyordu. Şimdi 2 Nisan tarihinde Daily Mail'in haberine dayandırdığımız haberde Avustralyalı aktivist Drew Paulo birkaç gün önce Sydney'deki Westworld meydanında, yanlış söylemiş olabilirim, Çin Komünist Partisi elebaşı Xi Jinping'e tepki gösteren bir ilan panosu dikmek için, kırmızı çok büyük bir panoydu. Onu daha sonradan başka bir bölgeye herhalde yerleştirdiler, bir pano, ilan pano şeyine.
dikmek için bir gösteri gerçekleştirdi. Ve tam o arada radikal milliyetçi gruplar tarafından değerli izleyicilerimiz saldırıya uğradı. Yani ağza alınmayacak şeklinde küfrediyor Çinliler. İşte oradaki elinde tuttuğu dövizleri tepkiliyor. Gördüğünüz gibi itmeye kalkıyor. Üzerine yürüyor hatta. Tam o sırada polisler gelip işte olaya müdahale ediyor ve Çinlileri uzaklaştırıyor. Kardeşimizi de yapmış olduğundan dolayı açıkçası suçlanabileceğiyle ilgili bir uyarı yapmış polisler geldikten sonra. Neymiş efendim? İşte Xi Jinping'e hakaretten suçlanacağından bahsetmiş. Ama Drev kardeşimiz diyor ki ben Avustralya'nın yani bu ülkenin hangi suçunu yani hangi yasasını ihlal etmiş olabilirim ki? Bir kanunda, nizamda var mı Xi Jinping şu şahsa böyle hakaret ettin diye? Yani anlamadım ama polisler bana böyle şey söyledi diye açıklama yapmış. Twitter hesabında bu olayı kaydedip paylaştıktan sonra bakın Twitter'dan çok aşırı izlenme rekoru kırdı. Tepkiler gösterildi. İşte bir açıklamasında demiş ki dünyanın dört bir tarafından Xi Jinping ve Uygur Türklerine yönelik işlenen soykırıma karşı sesler yükselmesi gerekirdi. Ancak medyanın konuyla ilgilenmediğini görüyoruz ve bu bedel biz bedel ödesek bile dikkat çekebildiğimiz için Uygurlara mutluyuz efendim diye açıklaması vardı. Helal olsun diyelim bu şekilde Müslümanlara, Uygur Türklerine yapılan soykırıma karşı ses çıkaranlara. Değerli izleyicilerimiz geliyoruz bir sonraki manşetimize. Ramazan bayramında İslam'ın Çinileştirilmesine vurgu. Yani bu da çok utanç verici bir haberdi değerli izleyicilerimiz. Şimdi Ramazan bayramı Müslümanların ortak bir bayramı. %99'u Müslüman olan Doğu Türkistan'dan bahsediyoruz. 35 milyon Müslümanın yaşadığı bir topraktan bahsediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bakın. Yani Ürümçi'de bir tane Çin propaganda aracı olmaktan başka bir vasfı olmayan bir merkez var. Sözde İslam Cemiyeti. Şimdi Doğu Türkistan'ın Kukla yetkilisi Erkin Tunyaz, Ürümçi'deki sözde İslam Cemiyeti ve komünist imamları ziyaret etti değerli izleyicilerimiz. 30 Nisan'dan önce yapılıyor yani Ramazan arifesinde yapılıyor bu ziyaret. Bakın Ramazan bayramı arifesinde Doğu Türkistan'daki Şincan başkanı, Doğu Türkistan'da Şincan diyor ya Çin, başkanı Komünist Parti kuklası Erkin Tunyaz sözde Şincan İslam Cemiyeti ve Ürümçi'deki Nogay Camii'ni ziyaret etti. Ve ziyaretinde komünist imamlara merkezi yönetimin İslam'ın Çinileştirilmesi politikasına bağlı kalınması gerektiğini tekrarladı. Yani şimdi buradaki Müslümanlar bakın yani bir akıl var, mantık var. Burada gördüğünüz Müslümanlar. Müslümanlara Ramazan arifesinde bir komünist bir Çinli her neyse her ne millesi gelip diyor ki İslam dini Çinileştirilmeli diyor. Bu imamlar da arkasından gidiyor. Bakın haberin arkasına bakın değerli izleyicilerimiz. Kukla yetkili Erkin Tunyaz diyor ki Doğu Türkistan'daki baskıcı politikasının devamına vurgu yapıyor ayrıca. Ve parti hükümetin yeni dönem Şincan'ı yönetme diyor. Şincan'ı yönetmeye yönelik önlemlerini tam olarak yerine getirmede İslam'ın Çinileştirilmesine bağlı kalınması ve İslami sosyalist topluma daha iyi uyum sağlayan bir hale getirilmesi için önce rol oynaması gereken imamlar yani sizlersiniz diyor burada imamlara apaçık net bir şekilde bu Müslümanların hepsi Çinileşmeli ve İslam dininiz de Çinileşmeli diyor. Komünist imamlar birebir uygulayacak yani. Orada başka bir şansları da yok zaten adamların. Çin'e teslim olmuş imamlar diyelim. Burada işte neler başka nelere vurgu yapıldığını söyleyecek olursak bakın sosyalist temel değerlere bağlı kalınıp Çin ulusunun bir bütün olarak ortak bilincini güçlendirmek. Hani Çinli yani bir bütün olarak ortak bilinç demek ben Çinliyim demek.
Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, U, bu yok yani. Çinli. Hepsi bütün. Cunhua milleti diyor Çin bunu. Çinli olmak yani bir bütün olarak bilincini güçlendirmek. Sızmaya en şiddetli biçimde karşılık vermek. Neyi sızmaya yani? Bu sosyalist toplumun içerisine dini veya diğer etnik, işte Türklük gibi, milli kimlik gibi unsurların girmesini engellemek, şiddetle karşı çıkmak diyor burada. Aynı şekilde aşırıcılığı temelden kurutmak. Vay bakın, hani Müslümanlar aşırıcıydı ya, namaz kılmak, oruç tutmak aşırıcılık belirtisiydi. Burada işte daha önceden giden uluslararası gazeteciler, gözlemciler toplama kampına gittiğinde adamlar oradan ben çok aşırıcı eylemlerde bulunmuştum. Çin beni kampa attığı şeklinde, hani eğitim için bu kampa getirdiği şeklinde açıklamaları vardı. İlk başlarda toplama kampının hani bu işte soykırım olarak tanımlanmadan önce 2017-2018 yıllarında Uygurlara aşırıcısın şeklinde kampa alındığını oradan teyit edebiliyoruz. O şekilde bu yani aşırıcılığı temelden kaldırma, yani kurutma gibi devlet terörü aslında bunlar, biliyor musunuz? Çin'in Doğu Türkistan'da estirdiği bir devlet terörü politikasıdır aslında. Uygur Türklerinin işte soykırım uğradığını da buradan görebiliyoruz. Çünkü bir milletin etnik yapısı ve hani inancına yönelik bütün suçlardır bunlar. İnsanlık dışı suçlar. Oysa Aralık 2017'de İslam hakkında yeni bir yasa ortaya çıkarıyor Çin. 13. 5 yıllık planı kapsamında İslam'ın Çinileştirilmesi falan filan. İşte bu süreç içerisinde 2018'den 2022 yılına kadar 5 yıl içerisinde dinin Çinileştirilmesi planıydı bu. Bu plan bakın çok yani hani hepimiz Müslümanız diyoruz ya. Çin burada yine kendi milletine ayrımcılık yapmış. Kendi milleti derken Müslüman Çinlilerden bahsediyorum. Biz Hui diyoruz. Siz adını ne dersiniz deyin. Yani işte Müslüman Çinlilere bir tebligat yapılmış bakın değerli izleyicilerimiz. Ve orada işte dine, inanca yönelik baskı, kısıtlamalar ve yani bazı şeylerden bir işaret vermiş gibi durmuyor mu sizce? Yani bakın şimdi Çinler bundan haberi var mıydı, haber yok muydu? Şimdi bu konu önemli değil. Yani Çinlilere bir şekilde İslam dininin Çinleştirilmesi yönünde bir tabligat veriliyor. Çinliler güzel mi güzel, zaten lisanı Çince, yazıları Çince, sadece iman etmiş Çinliler yani. Onlar işte siyasete hiçbir şekilde karışmaz, namazlarını kılar, ibadetlerini yerine getirir. Bir Çinli yani, onda bir problem yok. Ama Uygur Türklerine 2017'den, 2018'den Çin'in resmi şeyine göre, 2018'den 2022'ye kadar İslam dininin Çinleştirilmesi politikası uygulanmış. Sonuç? Toplama kampları, köle işçilik, Uygur Türkleri, 16 bin caminin yıkılması, yani toplama kampında düzinilerce dini alim, ölema, akademisyen, bu hani alim ölema derken bunun ilim insanı da var. Hani işte din hocası da vardı, normal bilim adamları da vardı orada, sanatçılar da vardı. Hani dinle pek hani dindar olmayan diğer kesimle öne çıkan şahsiyetler vardı Uygur Türklerinin. Burada önemli olan bu. Yani soykırım yapıldığının bir göstergesiydi değerli izleyicilerimiz bu haberimizde. Diğer bir şeyimize bakalım, manşetimize bakalım. Evet, rapor Çin'de hapsedilen gazetecilerin yarısı Uygur olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi haberin detayına geçelim değerli izleyicilerimiz. Bu haber de çok önemli bir haberdi. Evet, şimdi Gazetecileri Koruma Komitesi çeşitli ülkelerdeki tutuklu gazetecilerle ilgili son raporunu yayınladı. 1 Aralık 2021 tarihiyle itibariyle dünya çapında toplam 293 gazetecinin hapse atıldığı ve bu tutuklu gazeteciler arasında Uygurların sayısı %44 oranında tekabül ettiği dünya çapında
bu tutuklanan gazetecilerin %44'ünü Uygurların oluşturduğunu ortaya çıkardı. Ya sizce de çok yüksek bir sayı değil mi? Yani haberin detayına bakacak olursak, gözlemci gazetecileri koruma komitesi tarafından yayınlanan yeni rapora göre dünya çapında 22'si Doğu Türkistan uyruklu Uygur gazeteci. Ha bakın, 22 tane Uygur gazeteci varmış. Uygur gazeteci olmak üzere toplam 293 gazetecinin hapse atıldığı rakamlara göre Uygur gazeteciler Çin'de tutuklanan gazetecilerin %44'lük bir oranına tekabül ettiği ve bu dünya çapında tutuklanan gazetecilerin %7,5'ini oluşturduğu gözle önüne seriliyor. Diğer izleyicilerimiz, yani Çin'in nüfus sayımına göre şöyle bir tahmin yürütelim. Çin'in nüfus sayımına göre 2020 verilerine bakıyoruz tabii. Göre tabii ki bu da gerçek değil. Çin kendisi böyle uydurmuş Uygur Türklerin nüfusunu, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerin nüfusunu 11,6 milyon olarak bir azınlık göstergesi orada. Bir azınlık olarak göstermeye çalışıyor. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Çin'in 1 milyar 400 bin nüfusuna nispeten %0,83'lük bir oranda küçük sayılan Uygur toplumundan Çinlilere göre %44'lük oranda gazetecinin işlere alınması sizce doğru mu? Yani sizce bu normal bir şey mi? Niye Doğu Türkistan'da o kadar gazeteciler işlere alınıyor mesela? Bu da Doğu Türkistan'da soykırım yapıldığını ve Uygur Türklerinin Uygur Türkü gazetecilerin bunu bir şekilde haykırmak istese de sonuç itibariyle içeri alındığını gösteriyor. Ve tabii ki diğer insanlar da yani o kadar 4 yıl içerisinde 7 milyon, 8 milyon insanın içeri alındığı bir toplumda artık yani siz olsanız bile ya dur ya ben yaşamam lazım yani ailem var, çoluğum var, çocuğum var dur diye boyun eğersiniz. Herhangi bir güce karşı. Ama Uygur Türkleri hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Hatırlayın 1997, 2009, 99 bu Ürümçi katliamı var. 2014'te İlişko katliamı var. Barın diye sayacak olursak Uygur Türkleri hep Çin'e karşı bir direniş içerisinde olmuş. Ve durmayacak da çünkü orası bir Türk toprağı, Doğu Türkistan dediğimizde orası bir toprak, vatandır, İslam toprağıdır. Sultan Satuk Burahan'ın Karahanlılar döneminden itibaren Türklere ait olan tapulu malımızdır yani. Biz bunu iddia ettiğimiz için zaten Çin bizi orada istemiyor ve terörle suçluyor değerli izleyicilerimiz. Geçelim bir sonraki haberimize. Çin'den Semah Şoğlu Ramazan Bayramı. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Ramazan Bayramı'nı pazartesi kutladık. Elhamdülillah Müslüman olarak bir ay boyunca, Ramazan ayı boyunca yaptığımız bütün ibadetlerin makbul olması, kabul etmesi temennisiyle Allah'a şükretmemiz için bir gün bayramımızı Müslüman olarak diasporadaki bütün Uygur Türkleri kutladık. Ancak Çin bunu kasıtlı olarak 3 Mayıs'a ertelemişti bayramı. Bütün dünyaya karşı olarak sadece Doğu Türkistan'da 3 Mayıs'ta bayram yapıldı. Şimdi gelelim haberin detayına. Bakın görüntüler bu değerli izleyicilerimiz. 6 yıldır biz bu görüntülerden şikayetçi. 6 yıldır. Yani her yıl biz bayram, Doğu Türkistan'da zulüm var. Müslümanlara öyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Yani ağlıyoruz, sızlıyoruz ama adamlar dans ediyor. Nasıl olabilir? Bu nasıl bir zulüm diye bize karşımızdaki muhatabımız, sizler değerli izleyicilerimiz içinizde düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi haberi bir bakalım önce, ondan sonra ben size bir ufak yorum yapacağım. Şimdi bakın, Çin kaynaklı sosyal medyada dolaşan bir dizi, bir video birçok Türk medyasınca da yayınlandı ve Doğu Türkistan'da Ramazan Bayramı şeklinde bir manşetle atılarak Çin'in propagandasına alet oldu değerli izleyicilerimiz. Şimdi
O videolarda, bakın 6 yıldır, altını çizerek söylüyorum, 6 yıldır yasak olan, kapalı olan Heytgah Camii'nin önünde, bu Heytgah Camii meydanında tıklım tıklım insanlar semah gösterisi yapıyor. Ama bu insanlar semah gösterisi yapıyor. Cami orada. Şimdi namaz kılındı mı kılınmadı mı burası muamma. Namaz kılınmadı kesinlikle. Çünkü Çin yani bunu yapmak için Müslümanları burada yani Allah'a ağlamasından belli ki korkuyor veya hiçbir şekilde namaza izin vermiyor. Çinli turistler için bir turizm cazibe merkezi olarak kullanılıyordu daha önceden. Şimdi burada bakın bayram namazı dediğim gibi bayram namazı kılınmadı. Hiçbir şekilde kılınmadı. Bu Çin'in uzun yıllardır uyguladığı bir taktik olduğu gibi bu yılda aynı şekilde dünyaca ünlü Heytgah Cami Meydanı'nda Uygur Türklerini toplayıp özellikle dini baskısı politikasını saklamak için Uygurları sama şovu yaptırdı. Bakın Özgür Asya Radyosu'nun haberi vardı. Bunu teyit edildi. Kaşgar bölgesindeki oradaki Kaşgar bu Heytgah bölgesindeki ahaliler komitesi tarafından insanların burada toplatıldığı, ondan sonra buraya gelen her bir kişiye kişi başına 150 işte 120 yuan Çin parası Türk lirasıyla 250-350 lira civarında bir para ödeyip bu samah gösterisi düzenledi. Uygur Türklerinin yanı sıra Çinlilerin de olduğu bu gösteride söylendi. İşte çalgı yapan. Burada bakın mesela buradaki insanların bayağı çoğu Çinli. Uygurlar da var ama işte caminin önünde işte zurna çalan, ondan sonra tavul çalan insanlar var değerli izleyicilerimiz. Şimdi bir hatıralarımızı bir tazeleyelim. Geçtiğimiz yıl aynı şekilde böyle bir video da yayınlandı. Biz haberleri de dahi vermiştik. Oradaki işte çevreden geçen yabancı gazeteciler insanların meydana doğru koşması üzerine bir soru sormuş. Nereye gidiyorsunuz diye. İşte bilmiyoruz biz bu işte üstlerimizden emir geldi. Meydana gidin dedi. Biz de meydana doğru gidiyoruz herhalde bir şey olacak yani bir gösteri olacak diye. Gitmiş yani. Buradaki yabancı gazeteciler de işte ertesi günü işte bayram için gösterilmek üzere hazırlanmış olan o kurmaca semah gösterisinin o gün oradaki insanların gittiği an çekildiğini ortaya koymuştu. Çin bunu yıllardır yapıyor. Bu şekilde bu görüntülere hiçbir şekilde kanmayın. Bu görüntüler yalandır. Bu şekilde ya öncelikle bir kere Uygur Türkleri böyle bir bayram şey yapmaz yani. Bu insanlar o çevrede duran, çevreleyip duran insanlar öyle olmaz. Kaşgarlıları da biz biliyoruz. Ben de Kaşgarlıyım. Kaşgar Heytgah Camii'nde eskiden namazlarını kılmış, ibadetlerini yerine getirmiş, mutlu, mesut, gerçekten mutlu, mesut olan insanlar öyle kenarda köşede telefonlarını tutup böyle çekmezdi. Hepsi inerdi meydana, hepsi oynardı. Yani mutluyken. Tabii zulüm 1949'dan itibaren vardı. Tabii ki daha öncesinden de vardı biz tarihe dönecek olursak ama yani insanlar en azından 2015, 2016, 2012 yıllarında bu semah gösterisini içtenlikle o şekilde çevrelemiş, kuşatılmış şeklinde değil, herkes birlikte beraber oynardık. Ama soykırım gerçekten insanların kalbini indirdi ve bütün işte yaşama dair umutlarını aldı diyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftada biz Ramazan bayramı coşkusuyla dünyanın farklı ülkelerindeki diasporadaki Doğu Türkistanlılar olmak üzere farklı ülkelerdeki Müslümanlar Ramazan bayramımızı mutlu mesut bir şekilde kutlarken Doğu Türkistan'da ve Doğu Türkistan gündeminde bu manşetler vardı. Hiçbir şekilde üzülmemize gerek yok. İnşallah Allah'ın vaadi çok yakındır. Bir kavim dinsiz olarak ilelebet veya kıyamete kadar yaşayabilir ancak zalim olarak yaşayamaz, mezalim olarak devam edemez. Doğu Türkistan'daki soykırım inşallah ilelebet değil, baki değil. Bir gün gelecek ve bitecek değerli izleyicilerimiz. Ona göre biz ona göre çalışıyoruz. İnşallah
Rabbim tez vakitte bunun sürecini hızlandırmasını niyaz ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz diyelim. Bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Hayırlı hafta sonları, hayırlı pazarlar efendim. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.